Normal şartlarda Temmuz ayında yaprak kımıldamaz ancak rüzgarın şiddeti adeta sonbaharı hatırlatıyor. Bu sene olan ki durum geçtiğimiz yıllara nazaran bir %10, %20 daha rüzgar şiddetlerinde biraz daha fazlalık var. Rüzgar şiddetleri işte normalde en yüksek şiddetler saatte 20-25 kilometrelere kadar çıkarken genel olarak bizim bölgemizde. Bu sene biraz daha 30-35 zaman zaman 40 kilometrelere kadar çıktı rüzgar şiddeti. Tabii bunun bir atmosferik mekanizması da var. Bizim bölgelerimizde şu anda yani Türkiye'nin de bulunduğu bölgede kuzeyli biraz rüzgarlar hakim. Çünkü kuzeyden bir soğuk serin, soğuk demeyelim de serin bir hava akışı söz konusu şu anda. İngiltere'de işte Fransa'da ve Avrupa'nın diğer batı kısmında kalan ülkelerinde sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin çok çok üzerine çıkmış durumda. Ve büyük bir sıcak hava dalgası yaşıyor. Ölümler de yaşandı. İşte bu sistemin oturması bizim üzerimize sürekli olarak serin ve rüzgar yani rüzgarın biraz daha şiddetinin arttığı havayı üzerimize doğru taşıyor. Bu rüzgarların etkisi şöyle, bu sistemler zaman zaman geçecekler. İşte bir hafta biraz daha rüzgar sakinlemiş olacak. Bir dahaki hafta tekrar başlayacak ama şiddetleri Ağustos'a doğru biraz daha azalma olasılığı gözüküyor. Kandiller Hastanesi'nde yaptığımız 100 yılı aşan ölçümler var. En yüksek değer 43.7 olmuştu sıcaklık değeri. Bu değerlere şu an için çok yaklaşılacak gözükmüyor. Ama İstanbul için 36-37 dereceler önümüzdeki günlerde gözükebilir. Bu sene mevsimler biraz farklı geçiyor. Daha serin geçiyor. Yani Temmuz ayında İstanbul'da beklediğimiz sıcaklığı bulamadık açıkçası. Her sene açıkçası hava kışında yazında değişiyor. Bu beni tedirgin ediyor çünkü şartlar değişiyor. Doğanın şartları değişiyor. Buzullar eriyor. Eridikçe de bu iklimleri değiştiriyor. Bu da insanlığı kötü bir şekilde etkiliyor.